Spor Bakanlığı'nda bunda da Allah razı olsun. Kabul etsin sizi. Yok, hepimizin milletin ayrıldı. Onlar rahat olsun. Ama ne? Aa, ne güzel eşliğin var ya. Daha vurmamışım. Daha vurma. Teslim olduk da. Başkanı teslim olduk. Başkanı. Efendim yardım. Yok ben de. Ha, maşallah. Allah bağışlasın. Allah gününü göstersin size. Başkanım. Biz yayındayız başkan. Tamam. Yayında mı? Ben yayındayım. Şey, milleti rahatsız etmeden yapalım. Onlar devam etsin alışveriş. Ben yayındayım. Biz köşeye geçelim. Tamam. Evet, Enes haydi bakalım. Siz devam edin, sizi engellemeyelim. Engellemeyelim. Siz ne yapın? Buraya geçeceksiniz. Geçin. Evet, değerli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyoruz. Şu anda Ticaret Sanayi Odası'ndaki depremzede kardeşlerimiz, misafirlerimiz için açmış olduğumuz hayır çarşısındayız. Ve gerçekten çok var ama hamdolsun büyük oranda ihtiyaç sahipleri, depremzede kardeşlerimiz aradıklarını bulabiliyorlar. Ve bu noktada da belediyemizin ekipleri, yine AFAD'ın ekipleri, Sosyalleşme Vakfımızın ekipleri mali bir çalışma yapıyorlar. Şu anda da mümkün olduğunca bütün ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Ama buradan hemşehrilerimize şu ricada bulunalım. Özellikle genç çocuklar için erkek kız olabilir. Botlarla ilgili olarak biraz eksiğimiz var. Şimdi sipariş verdik, aldırıyoruz, getiriyoruz. Ama bunlar hayırseverler tarafından karşılanırsa daha da isabetli olur. Belediye olarak biz eksik ne kalmışsa satın alarak da olsa temin etmenin yoluna gidiyoruz ve temin ediyoruz. Hamdolsun. Bu noktada hayır sahiplerinin desteklerini özellikle TSO'daki hayır çarşısında bekliyoruz. Burada temel bütün ihtiyaçlarla ilgili bilimlerimiz var. Sistemli bir çalışma kardeşlerimiz hamdolsunuzda yapıyorlar. Gelenlerin kayıtları alınıyor, talepleri alınıyor. İstek listesi oluşturuyor ve bu istek listesine göre gıda talebi varsa gıda talebi, giyim talebi varsa giyim talebi. Bütün bunların tamamı karşılanmaya çalışıyor ve hamdolsun karşılıyoruz. Ama özellikle son iki gündür çok ciddi bir şehrimize gelen misafirimiz var. Şu an Ensar ve muhacir anlamında ensar olma vakti ve bütün ihtiyaçlarını giderme vakti. Bunların konaklamayla ilgili, konutla ilgili ihtiyaçları hakeza var. Bunlarla ilgili taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Biz hemşehrilerimizin desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Özellikle burada ihtiyaç olan temel gıda maddeleri Ramazan kolizi şeklinde yapabilirler. Yani bir eve ne lazımsa, kendi evlerine, kendi mutfaklarına ne lazımsa bunların hepsi buradaki kardeşlerimize de lazım. Bu konuda gıda kolisi konusunda, gıda malzemeleri konusunda, temel gıda malzemeleri konusunda yardımcı olabilir. Ve temel hijyen malzemeleriyle ilgili olarak da bir eve hangi hijyen malzemeleri lazımsa hepsi lazım. Özellikle biraz önce arkadaşlarımız duyardı. Diş macunu, diş fırçası bunlar gibi ürünler de lazım. Yani temel hijyen malzemesi içerisinde. Bu noktada da yani diş macunu, diş fırçası, tırnak makası bir evde ne gerekiyorsa hijyen malzemesi olarak kişisel bakım. Kişisel bakım ürünleri bunlara da ihtiyaç var. Bu konuda da hemşehrilerimizin katkılarını bekliyoruz. Giyinmemiş olmak koşuluyla kazak, bol kaban, pantolon, buna benzer ayakkabı, bunlarla ilgili olarak da hemşehrilerimiz katkı verebilirler. Giyinmemiş olması, kışlık olması, bunlar önemli. Bir depremzede kardeşimiz buraya geldiği zaman aradığını mutlaka bulabilsin. Hummalı ve büyük bir gayretin içerisindeyiz. Bu nedenle de hemşehrilerimizin katkılarını bu alanda bekliyoruz. İşte ayakkabı önemli. İç çamaşırı özellikle. İç çamaşırı sürekli talep ediliyor. Çocuklar için, gençler için, büyükler için, bayan erkek olmak üzere iç çamaşırı noktasında Ayşe. Örgüler de var. Örgüler de teşekkür ediyoruz. Özellikle kadın kültür mertesinde ikramı verilen onda büyük katkıları oldu. Örgülerle ilgili. Bere olsun, kaşko olsun. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hemen hemen bütün ihtiyaçları görebiliyoruz. Yine montlar, kabanlar, hanımefendiler için, beyefendiler için, kolarlar, kışlık giysiler, hemen hemen tüm ihtiyaçlar var. Yavrumuz doldurmuş tepetini. Burada el örgüsü, patikler, çoraplar, yine çocuklar için küçük böyle kazaklar falan, yine bunlar kısmı el örgüsü.
Bir de çoraplar. Burada gördüğünüz gibi deprem bölgesinden gelen kardeşlerimiz ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Burada petler, çocuklar için çocuk bezleri, farklı boyutlarda. Yine burada mamalar, çocuk mamaları, biberonlar, ihtiyaç olan her şey var. Yine burada da oyuncaklarımız, çocuklarımız, yavrularımız, gelen çocuklarımız psikolojik travma yaşamasınlar. Mümkün olduğunca oyuncakla onları temin edelim düşüncesiyle oyuncaklar. Bu oyuncakların bir kısmı yavrularımız kendi oyuncaklarını getiriyorlar. Ve burada oyuncak da kabul ediliyor. Bu noktada da ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Yine panel var, panel var. Burada da tercih ihtiyaçları var. Bunlar da dahil olmak üzere karşılanıyor. Buradaki kardeşlerimiz en son paketlemeyi yapıyorlar. Paranın geçmediği bir market, bir alışveriş merkezi düşünün. Ne kadar ihtiyaçlarını gelen depremzede kardeşlerimiz gidermişlerse en son güneyi bunlar da poşetleniyor, paketleniyor ve gönderiliyor. Şöyle bir geçtiğiniz zaman kayıt bölümünü de göstereyim. Her şey bir şekilde, güvenli bir şekilde yapılıyor. Burada depolarımızdan içeride mal düşürüyoruz. Orayı da gösterebilirim. Şuradan daha iyi gözüküyor. Kayıtlar burada yapılıyor. İlk gelen hemşehrilerimiz TSO'daki bu bölüme geliyorlar. Burada AFAD var, AFAD'ın gönülleri var, Çorum Belediyesi'nin ekipleri var. Karşıda kayıt olan kardeşlerimiz de deprem bölgelerinde şehrimize gelen misafirlerimiz. Burada kayıtları ve talepleri alınıyor. Neye ihtiyacı olduğu ile ilgili kayıttan sonra talepler alınıyor ve bu talepleri doğrultusunda gideriliyor. Mesela dün gıda ilgili olarak listeler alındı hemşehrilerimizden gelen vatandaşlarımızdan. Evlerinize getirelim dendi ve akşam itibariyle de bütün talepler hangi evdelerse, nerede kalıyorlarsa paketler halinde belediye ekiplerimize evlerine kadar götürüldü. Ve bu noktadaki çalışmalar da devam ediyor. Burası da gelen kolilerimiz. Bunlar açılıyor, tasdik ediliyor. Ve içeride herhangi bir şey olduğunda, bir ihtiyaç olduğunda gideriliyor. Bu bölümde bekleme kısmı. İçeriye geldi, AFAD'la ilgili kaydı yapıldı. Gelen depremzedenin biraz önce gösterdiğimiz yerde. Ondan sonra dinlenmek üzere çay çorba ikramı ile ilgili olarak ikram kısmına alınıyor. Burada 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika ne kadarsa ikramları kendilerine yapılıyor. Çay çorbası gelen depremzedelere yapılıyor. Talepleri doğrultusunda da biraz önceki hayır çarşısında da bütün ihtiyaçları gideriliyor, giderilmeye çalışılıyor. Hamdolsun hemşehrilerimizin katkıları devam ediyor ve güzel katkılar veriyorlar. Ve bundan sonra da hayır çarşısında gereği yapılıyor. Biz hemşehrilerimizden talebimiz, isteğimiz şu, desteklerini devam ettirsinler. Ve mümkün olduğunca Çorum Belediyesi olarak ve diğer kurumlarımızda biz buradaki tüm ihtiyaçları gidermenin mücadelesi içerisindeyiz. Ama mutlaka yardıma ihtiyaç var. Ve burada soğanları paketlemişler gördüğünüz gibi. Ve avukları şimdilerimiz şeyleri doluyor. Hemşehrilerimizden hayır sahiplerinden desteklerini devam ettirmelerini, kesmemelerini rica ediyoruz. İstirham ediyoruz. Çünkü dostluk bugün, kardeşlik bugün belli olur. Ve Aziz Peygamber'in ifadesiyle Müslümanlar kardeştirler. Ancak kardeştirler. Yine Müslümanlar bir vücudun azaları gibidirler. Herhangi bir azamızda bir sıkıntılı problem olduğu zaman onu diğer azalar da hissederler. Bu anlamda da şu an oradaki sıkıntılı süreç bizim de hissettiğimiz bir süreç. Orada fiili bir deprem olmuştu, zelzele olmuştu. Bizim de gönüllerimizde bir deprem ve zelzele oldu. Bu anlamda samimi bir şekilde gayret göstermemiz lazım. Biraz önce soba üretim noktalarımıza gittim. Şu an aynı zamanda soba ürettiriyoruz ve belediye olarak malzemesini teslim ettik. 5-6 noktada yukarı sanayideki kardeşlerimiz bu üretimle ilgili inisiyatif aldılar. Yine Makine İkmal Müdürlüğümüzde de üretime devam ediyoruz. İnşallah yarın itibariyle, yarın akşam itibariyle 500 sobamızdan hazırlamış olacağız ve sobalarımızı bir an önce oradaki kardeşlerimizin hem gönüllerini hem kendilerini sıkmak üzere göndereceğiz. Bu anlamda Çorumlu tüm sanayicimize, esnafımıza, hayırsever tüm hemşehrilerimize, destek veren gençlerimize, kadınlarımıza, herkese kalbi şükranlarımı ben teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar edecek olursak TSO'ya yardımlarını getirebilirler.
yardımseverler şeylerini ne getirebilirler? Temel gıda ürünlerini getirebilirler. Ramazan kolisi şeklinde yapabilirler. Ya da diğer türlü de pirinçti, yarmaydı, bulgurdu, yağydı, şekerdi. Ne gerekiyorsa bir evde makarnaydı. Bu tür destekleri yapabilirler. Hijyen malzemesiyle ilgili olarak bir evde hangi çamaşır yıkama ile ilgili hijyen malzemelerinden tutun da kişisel bakım ürünlerine kadar hepsine ihtiyaç var. Bunları da yine bu TSO'daki hayır çarşımızın olduğu yere teslim edebilirler ve biz de biraz önceki o yoğunluğu gördüğünüz belki biraz sonra arkadaşlarımız tekrar gösterirler. Bu kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya devam ederiz. Giyimle ilgili olarak kesinlikle sıfır olması gerekiyor. Bot gençler için, çocuklar için ve büyükler için kadın erkek olmak üzere bottu, kabandı, monttu, kazaktı, kışlık bu tür ihtiyaçlarımız da var. Bu noktada da hemşehrilerimizin katkısını, desteğini bekliyoruz. İlk andan itibaren de bu desteği zaten yaptılar. Ve burada alışverişi bitenler de poşetleniyor. Ondan sonra araçlarımızda da eğer aracı imkanı yoksa evlerine kadar şu an yerleştirdiğimiz noktalara kadar onları da bırakıyoruz. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu tür felaketlerden muhafaza buyursun. Birliğimizi, beraberliğimizi de daim etsin. Allah yardımcımız olsun. Başkanım, şu ana kadar elinizdeki bilgilere göre kaç kişi geldi Çorum'a? Yani dün itibariyle ilçelerle beraber 3000 sayısını aştık. İlçeler dahil olmak üzere. Sadece dün 700-800 civarında burada alışveriş yapan kardeşimiz oldu. Hayır çarşımızda 700-800 civarında alışveriş yapan kardeşimiz oldu. Ama bugün de görüyoruz ki, kayıttan da görüyoruz ki akşam belli olur. Yoğunluk çok fazla ve çok fazla misafir şehrimize geliyor. Biz de kim ne kadar gelirse hepsini inşallah ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyoruz. Hemşehrilerimizin de destek ve katkılarını bekliyoruz. Allah hepsinden razı olsun.